Başka Düşünce'de Nil Mutluer'in bu haftaki konuğu tekstil ve gıda işçisi, hak savunucusu ve sokak aktivisti Kadir Bal. Bal 1984 yılında Şanlıurfa Bozova'da İslami çizgideki bir öğretmen ailesinin çocuğu olarak doğdu. Urfa, Ankara ve Mersin'de yaşarken ilk orta ve lise eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Amerika'nın Irak'ı işgalinden etkilenerek radikal İslamcı bir cereyana katıldı. Göçler'de çalışırken Kürt meselesindeki farkındalığı arttı. Sokakta mendil satan çocuklara evini açtı. İstanbul'da Emek ve Adalet Platformu'nda, sonra İhsan Ali Açık çizgisindeki antikapitalist Müslümanlar'da yer aldı. Has Parti kurucusu oldu. Tarla başında sokak çocuklarıyla, kağıt toplayan Nideli geri dönüşüm işçileriyle ve Sierra Leone'den gelen Afrikalı mültecilerle dayanıştı, onlara barınacak yer sundu. Bu faaliyetleriyle Tarlabaşı Dayanışması'nın doğumunda yer aldı. Lice'de koyun otlatırken askeri bir mühimmatın patlaması sonucu öldürülen 12 yaşındaki Ceylan Önkol vakası içine şiddet karşıtı bir öfkeyle doldurdu. Güneydoğu'da hüküm süren şiddet ortamında öldürülen çocukların, askerlerin ve gerillaların cenazelerine katıldı, asker ve gerilla ölümlerinin durması için düzenlenen eylemlerde yer aldı. IŞİD'den kaçan Kobanili ailelerin sığındığı 25 kadar köyde ilaç, erzak ve battaniye dağıtımı için sınırda kaldı. Evsizler, sokakta kalanlar, cezaevinden çıkınca gidecek yeri olmayanlar, kağıt işçileri, Müslüman ve Hristiyan mülteciler ve Suriyeli mültecilerle dayanışma buluşmaları düzenledi. Kadir Bal halen Tarlabaşı Dayanışma'da aktif olarak çalışıyor. Merhaba değerli Artı TV izleyicileri. Sosyal ve siyasi dinamiklerle şekillenen farklılıklar ve ortaklıklarımızı kutuplaşmadan uzak bir dille konuşmak üzere Başka Düşünce'de yeniden bir aradayız. Hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz hak savunucusu ve sokak aktivisti Kadir Bal. Merhaba Kadir. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet, tanıtımda da izledik. Sen aslında sokak aktivisti diyorum. Çünkü sokaklarda emeğin çok var. Yani barıştan tut sosyal adalete kadar birçok konuda hem Türkiye'de hem Kürt illerinde çok aktif çalışmalar yürüttün ve bu çok önemli. Bütün bunlara gelmeden önce biliyorum ki mütedeyyin birisin. İslamcılıkla ilişkin, bu çocukluğun, inançla ilişkin nasıl şekillendi? Oradan başlayalım sohbetimize. Olur. Tabii ki. Öncelikle sizi ve çalışmada emeği geçen bir başka düşüncede emeği için tüm arkadaşlarınızı selamlıyorum ben. Teşekkürler. İzleyicilerimizi de selamlıyorum. Ben Mersin Anamurlu bir babanın oğluyum. Babam ilahiyatçı, din kültürü öğretmeni. MTT ve Akıncılar çizgisinden yetişmiş bir insan. Ama daha Kur'an'a yönelen, Kur'an diyen, toplumdaki muharref din anlayışının dışına çıkmaya çalışan bir bakış açısına sahip idi. Hali evimizde içinde yetiştiğimiz atmosfer daha Kur'an-ı Kerim'le tanışıklığı ve okumaları yüksek, bu anlamda bilinç düzeyi yüksek bir atmosfer idi. Babam ve onun arkadaşlarıyla evlerde yapılan Kur'an dersleri, Kur'an sohbetleri, Kur'an oturumları üzere biz de o dönemki Müslümanların, İslamcıların içinde bulunduğu atmosferi evde, aile içerisinde teneffüs ediyorduk. Buradan ilk etkilenmem başladı. Çok güzel. Peki yetiştiğin ortamda ne gibi faaliyetler ve cemaatler vardı? Yani o eleştirel yaklaşımı biraz açar mısın? Ve senin bunu sokağa itmesi nasıl başladı? Yani şöyle, yetiştiğim ortamda yani şehirde karşılaştığım Müslüman çevrelerde, muhafazakar çevrelerde Süleymancılar kırsalda daha hakimdi. Nurcular şehirde daha kendini gösteriyordu. Nurcuların kendi içindeki farklı kolları tabii ki. Ondan sonra milli görüşçüler vardı. Onlar daha siyasal politik olarak karşılaştığım insanlardı. Selefiler vardı. Onlarla yeni yeni karşılaşıyordum ve onlarla birlikte radikal İslamcılık dediğim çizginin içerisinde olan, yani bu düzene oy vermeye karşı olup
böyle reddiyeci, ondan sonra daha sivil itaatsizliği kendisine eksen almış düşünce sahipleri vardı yani. Bunların arasında, içerisinde karşılaştıkça, tartışmalara katıldıkça, ilişkiler geliştikçe, arkadaşlıklar kurdukça, ev ortamında edinmiş olduğum inancı da tabii ki, inancın veçesini, yüzünü de tabii ki onlarla karşılaştırma imkanım oluyordu. Bu anlamda geleneksel din anlayışı üzere karşılaştığım insanlarla anlaşamıyordum. Çünkü Kur'an'ı yorumlamamız ve İslam'a bakışımız her şeyden önce çok farklıydı. Milli görüş çevresindeki insanlarla daha çok, o zamanlar Mersin'de bulunduğum yıllarda Filistin, Kudüs sorunu üzere bir politikleşme vardı. İşte Çeçenistan'da mücadele devam ediyordu. Zelimhan Yandarbiyev gibi komutanlar oralarda şehit düşüyordu. Ve bu insanların hayat hikayeleri bizlere yansıyor idi. Radikal İslamcılık, Selefilik gibi akımlar üzerine arkadaşlarımız Amerikanlığı işgal etmesiyle birlikte cihat alanlarına kaymaya başlayınca, mücadele alanlarına kaymaya başlayınca ve oralardan öldüklerine dair şehit düştüklerine haberler de gelmeye başlayınca, bu içinde bulunduğum fikri atmosferi canlandıran, tartışmaya açan en önemli unsurlardı diyebilirim yani. Peki şimdi burada çok önemli bir şey söyledin aslında. Yani radikal İslam'ın içinde de herhalde tutumlar militarist, antimilitarist şekilde farklılık da gösteriyor. Çünkü benim takip edebildiğim kadar yani çalışmalarını senin, sen daha antimilitarist bir yerdesin aslında. Evet, vicdan edeyim ben. Vicdani retçisin. O yüzden de aslında yani bir yandan Irak Savaşı'na hani direniş için katılanlar var ama bunun kendisi senin durduğun yerden de farklı. Ama o radikal yani Irak döneminde o radikal İslamcıların tepkilerini değil yani ben kendi tepkimizi de hatırlıyorum. Yani nasıl AK Parti'nin ilk geldiği dönemlerde nasıl mecliste hani hem mecliste hem dünyanın her yerinde İstanbul'daki eylemleri hatırlıyorum. Dünyanın her yerinde eylemler olmuştu ve savaşa karşı çalışmalar yürütüyorduk. Peki bu dönemde içindeki çalışmalar o Selefi ve radikal İslamcı hareketin çünkü İslamcı hareket deyince ve Selefilik deyince bugün birçok kavram karışıyor iç içe. Yani Tabii, aslında tabii. radikal İslam dediğimizde hemen akla şiddet geliyor. Oysa radikal İslam ki bizim programımızda da yer alan bambaşka böyle bir arada yaşayan çoğulcu bir düşünsel yapıya doğru giden bir alanı da var. Yani cinsel yönelimden inanç çoğulluğuna kadar yani en uç neyse bu meselede öyle bir yapısı da var. Bütün o tartışmaları yani aynı şekilde militarist olmak, militarist olmamak da o selef yani radikal İslam'ın içindeki renkleri bize şu anki mevcut renkleri bunun dönüşümünü nasıl anlatırsın? Ya mesela o zamanlar radikal İslamcılıkta radikal vurgusunun gittiği yer aslında düzenin daha seküler, daha kemalist, daha Jacobin yönüne yönelik verilmesi gereken tepkiydi. Yani daha sert tepki, daha orayı tolere etmeyen, yani La ilahe illallah'ın la kısmını çok net bir şekilde söyleme anlamında algılayan bir atmosfer içindeydik. Ama Selefilerle burada işte belki radikal İslamcılıkla Selefiliğin arasındaki o farklılıkları şu vardı mesela. Daha radikal İslamcı olarak adettiğim çevrelerden gelen fikirde mesela La Şiiye, La Sünniye, vahde vahde İslamiye sloganı var idi. Bu Yani slogan bayraklaştırılırdı. Yani Şiilik ve Sünnilik değil, İslam birliği, vahdeti. Vahdeti öne çıkaran, bu anlamda Şiilik ve Sünnilik arasındaki tartışmaları kaşımaktan yana olmayan bir duruştu. Ama Selefi, Adana ve Mersin hakkında karşılaştım. Selefilik, hesaplaşmaya önce İran'la başlayan, önce Şiilikle başlayan, ümmetin başına gelmiş en büyük fitnenin ve belanın İran olduğunu ve Şiilik olduğunu söyleyen, cihat alanlarındaki mücadelenin gidişatını kıran, yani bir direniş kırıcı olarak suçladıkları bir şey var Selefi hattın. Anladım. Bir dağsı var idi. Radikal İslamcı dedim, kesimden henüz daha böyle Selefilikle bu düşünceyi paylaşmıyorlar idi. Suriye Savaşı'ndan sonra Türkiye radikal İslamcılarla İran karşıtı olma anlamda, ciddi anlamda tavır koydular. Ondan öncesinde ben hatırlıyorum, şu an alanlarda mesela Suriye meselesinde fikri olarak
İran'a karşısına almış olan radikal İslamcılar Suriye meselesinden önce Kudüs meselesine, Filistin meselesine sahip çıkarken İran'a da sahip çıkıyor idiler. O zamanlar Selefilerle radikal İslamcı arasındaki en büyük fark İran meselesi idi. Bugün neredeyse eşitlendi. O anlamda çok bir fark kalmadı. İslamcılık yani ana akım İslamcılıkla Selefiliğin İran meselesinde çok farkları kalmadı. Artık aynı düşünüyorlar neredeyse. Bunda Suriye'den herhalde Suriye Savaşı ile beraber tabii herhalde Suriye Savaşı. Çok Suriye'den önemli bir gelen konu. göçün de bir etkisi olduğunu düşündüm ben ama sen ne dersin? Yani göçten önce daha çok Esad'la olan Biz sık... ilişki, bakış açısı. Yani Esed halkına zulmediyor. Evet. İran burada Esed'i destekliyor. Haliyle Esed'in zulmettiği halk Müslüman bir halk. Ve burada işte İran politik olarak aslında ulusal ve konjonktürel ve bölgesel sebeplerden dolayı böyle davrandığından ziyade bir alt okuma yapılıyor ve deniyor ki işte aslında İslam düşmanı olduğu için böyle Böyle de oluyor. davranıyor şeklinde okumalardan dolayı Şiilik veya İran eskiden La Şiiye, La Sünniye, Vahde Vahde İslamiye denilerek kucaklanan İran hatta sahiplenilen İran İslam devrimi şimdi İslam devriminden ilkelerini terk edilip artık o ruhtan uzaklaşıldığı ve İslam düşmanı işte İran'ın o yayılmacı emperyalist planlarını uygulamaya geçirdiği, Esed'in de buna bahane ettiği büyük bir fitne ve tehlikeyle karşı karşıya şeklinde bir okumaya döndü. Sadece 15 yıl içerisinde olan Bir değişim dönüşten bu. Yani bahsediyoruz. benim 19'lu 20'li yaşlarda karşılaştığım bütün ümmetin mücadelesini sahiplenen radikal İslamcılık bir 15 yıl sonra çok net bir şekilde Esed karşıtı ve Esed tarafta da ikiye ayrılırken onlar tarafını seçmiş oldular yani. Peki bütün bunlarda ben anlıyorum sen İslamcı boyuttan bunu okuyorsun ama bir yandan da sen sokakta çok aktifsin ve göçmenlerle çalışıyorsun ve Türkiye'nin de her ne kadar doğasına ters de olsa İslamcılığın teorik olarak biliyoruz ki sağdan sola Türkiye'de herkesin etkilendiği ancak sağlam muhalifler dışında bir milliyetçilik meselesi var. Şimdi bu anlamda sadece İslamcılık değil ama bu gelen göç, sağ hareketler, mütedeyyin hareketler ve bunların kesen bir milliyetçilik olarak nasıl bir hava var sokakta? Ne görüyorsun? Sokakta tam bir kafa karışıklığı var. Öyle mi? Aynen sokakta sadece ve sadece Erdoğan'ın ağzına ve muhaliflerin ağzına bakarak düşünmeye çalışan, tavır belirlemeye çalışan bir duruş var. Kendi içinde mülteciye karşı hani ev sahipliği, merhametli duygularla mı yaklaşsın? Yoksa ülkesinin tehdit altında olduğu şeklinde bir bakış açısıyla mı yaklaşsın? Bu anlamda bir gitgeller yani bu yelpaze arasında sarkaç bence sallanıyor. Ama benim gördüğüm şey şu. Türkiye yıllar önce yani benim Mersin'de yaşadığım yıllarda yıllar işte 1998 baz alırsak 2000'li yıllar ondan sonra 2010 2 10 onla 2010'lara kadar Mersin'de karşılaştığım şey şuydu. Kürtler doğudan geldiler. Mersin'i işgal ettiler. Çok doğuruyorlar. Çok hızlı çoğalıyorlar. Yarın öbür gün Mersin'de Türk diye bir şey kalmayacak. O yüzden Mersin'e sahip çıkmalıyız. Ülkemize sahip çıkmalıyız gibi bir söylem var idi. Çok ciddi milliyetçi bir duvardı bu. Bizim İslamcılığımız yani Mersin'de o yıllarda aileden gelen ve içinde bulunduğumuz İslamcı atmosfer bu milliyetçinin karşısında durmaya çalışan, buna muhalefet eden ve bunu ırkçılık olarak kodlayan bir duruş idi. Fakat yıllar sonra Suriyeliler ve başka karşılaştığımız diğer halklardan gelen insanlarla birlikte sahada Kürtlere yönelen bu ırkçı söylem daha sonra içine kimi Kürtleri de alarak içererek bu sefer aynı şekilde Suriyelilere yöneldi. Evet, çok Sokağın içinde aynı olduğumuz için biz söylem. görüyoruz. Aynı söylem. Suriyeliler geldi, çoğalıyorlar, çok doğuruyorlar. İşlerimiz elimize aldı. Yarın herkes, işte, Arapların sayısı artacak. Ülke elden gidiyor veya bir karışıklık olduğu an, bu ülkede herhangi bir iç savaş veya bir karışıklık olduğu an, bu gelen insanlar aslında bir askeri insan kaynağı olarak okunuyor şimdi.
Fakat Suriyelilerin arasına girdiğimizde görüyoruz ki mesela Suriyelilerden de çok karşılaştığım bir şey var. Bizler bu topraklara uyumlu, biz adapteyiz. Bizler burada Türklerle birlikte, Türkiyelilerle birlikte yaşayabiliyoruz ama bu Afganlar geldi. Bunlar yüzünden bizim adamız karalanıyor. Aslında burada sorun arıza çıkaranlar Afganlar şeklinde bir Afganlar. yaklaşım var. Haliyle bu ezen ezilen ilişkisinde ezilenlerin ezilenleri ezdiği bir resimle Tabii. karşılaşıyoruz. Tam Yani göç teorilerinde de çok mülteciye uygun. tabii düşman hale gelmiş oluyor. Türkiye'de yoksul, geniş yoksul kesimlerin, geniş emekçi kesimlerin de korkularının ve tedirginliklerinin adresi olarak kendilerini yöneten siyasetler içinde bulundukları düzenler değil. Bilakis komşuları olan, birlikte işe gidip geldikleri veya işlerini kaybetmekle sorumlu tuttukları mültecilere dönmüş durumda şu an öfke. Anlıyorum. Evet, bu da aslında göç teorilerinde de gördüğümüz, yani hep en son gelen en altta geliyor ve en dezavantajlı geliyor. Yükseldikçe sınıf ve ekonomik durum, yeni gelen dışlanıyor her zaman. Afganlarda da aslında şöyle cinsiyetçi bir, özellikle bekar Afgan erkeklerin en tehlike görüldüğü bir yere doğru da sanki Evet. giden bir damgalama hali de var. Peki şimdi sokakları konuşmaya devam etmek istiyorum ama şuradan başlamak istiyorum. Sen sokaklara çıkmaya kaç yaşında, ne zaman, nasıl başladın ve bunu Mersin'de başladın, değil mi? Yani Evet, aslında doğru. ve sokaklarda gördüklerinde en çok herhalde Kürt göçmenlerdi veya başka kimler vardı. Nasıl bir karardı bu? Kaç yaş civarındaydın? Nasıl şekillendi? Yani aslında sürekli sokaktaydık ama sokakla olan ilişkimiz oyundu aslında çocukken. İşte Hepimizinki gezmekti, gibi. parka gitmekti. Tabii. Fakat 16-17 yaşlara geldiğimde Amerika'nın Irak Savaşı'nın çok kısa bir süre öncesinde zaten coğrafya işte sıcak ve eğik tartışmalara yansıyor. Sürekli hem Doğu'da hem Filistin'de, Kudüs'te hem Çeçenistan'da olanları görüyoruz. Bunu anlatan, konuşan insanlar var etrafımızda. Buralardan başlayan bir bilinçlenme bu sefer sokağımızda ne oluyor bitiyor. Yani Mersin'de ne oluyor, Mersin'in arka sokaklarında ne oluyor gibi dikkatimi celbetmeye başladığı zaman bende o tartışmalar ve kırılmalar başladı. Çünkü şöyle oldu mesela en basitinde babamın İslamcı bir arkadaşı esnaf diyelim ki ben de geçerken uğradım. Artık şöyle biraz daha işte o bir ergen bir bireysin. Daha önce içeri çocukça girdin şimdi artık delikanlı olarak girmişsin falan. Dikkatim onun çalıştırdığı elemanlar çekiyordu. Yani mesela bu tesettür bayan tesettür satan, kadın tesettür satan bir dükkan. İçeri giriyorum ve orada çalışan genç kızlar, kadınlar ayakta. Şu soru çok dikkatimi çekiyordu. Yani herhangi bir sosyalist bir şeyden geçmememe rağmen, yani bir atmosferden, bir ortamdan, zeminden geçmememe rağmen aslında çok sınıfsal, çok sol bir yerden aslında yaklaştım. Yıllar sonra fark ettim. Şu soruyu soruyordum babamla arkadaşlarına. İşçiler karşılığı alıyor, sigortaları var mı? Bir de 12 saat için ayakta duruyorlar. Oturma hakkı neden vermiyorsunuz? Ama onlar benimle şunu konuşmak istiyorlar. Söyle bakalım genç adam, Filistin hakkında ne düşünüyorsun? İşte sen Ali Bal'ın oğlusun. Söyle bakalım Kur'an-ı Kerim'de şu konu hakkında ne düşünüyorsun gibi. Onlar böyle bir entelektüel gevezelik peşindeydi. Ama ben onların dükkanlarına gittiğimde mutfağı merak ediyorum. Ve oradaki işçilere nasıl olur asgari ücret verir bu insanlar? Çünkü kapısının önünde Passat var ve Mersin yaylalarında evleri var. Bunların ikişer üç tane evleri var. Bir Müslüman iki tane üç tane eve sahip olabilir mi gibi sorular sormaya başlamıştım. Bu sorular beraberinde onların sınıfsal pozisyonlarını, onların o orta sınıf konforlarını sorgulamaya itti bende. Ve sonra o soruları kendimize de çevirdiğim zaman şununla karşılaştım. Yani bize İslamcılar olarak düşmanın ve ötekinin aslında işte laikler, Kemalistler, solcular, sekülerler şeklinde bir ötekileştirilmiş bir taraf vardı ve bütün problem onlardı. Onlar yüzünden bu topraklarda barış, sükunet Gelemiyordu. gelemiyor idi. Lakin İslamcı olarak kendini kodlayan çevrelerin içerisinde sokakta, çarşıda, pazarda içlerine girildiğinde fark ettik ki
Yani bir çocuğun, bir gencin fark ettiği şey şu oldu. Ya burada insanlar asgari ücretin de altında çalışıyor. Bu bir sömürü Çalışıyorlar. değil mi? Tabii buna eve gidip babamla konuşmaya, tartışmaya başladığım zaman haliyle burada bazı uyanışlar olmaya başladı. Bu beraberinde bu sefer aynı işçi, emekçi Kürt olduğunda ne oluyor? Türk olduğunda ne oluyor? Arap olduğunda ne oluyor? Ondan sonra doğudan Kürdistan'dan göç ettiğinde ne oluyor? Köyleri yakılıp geldiğinde ne oluyor? Mersin'de yer tuttuğunda ne oluyor? Bu tür detaylandırmaların içerisinden bakmaya başlayınca haliyle artık okumalar ve tartışmalar derinleşmeye başladı benim nezdimde. Bu aslında bizim şimdi Serde bende akademisyenlik var ya, ister istemez kavram yani kesişimsellik dediğimiz şey aslında tam da bu bir yandan. Yani bütün o sınıf, cinsiyet, cinsellik, etnisite, din vesaire bütün bunlar o güç ilişkilerinde kesiştiği alanda hangi basamakta ve ona göre nasıl ötekileştiriliyor, nasıl bir tabakalaşma yaratıyor? Aslında sen sokakta görerek Evet, idrak aynen öyle oldu. etmişsin ve onun aktivisti olma yoluna gitmişsin. Burada da bir şey daha var sanki. Antikapitalist Müslümanlarla da yolunun kesiştiğini biliyorum. Doğrudur, Ve evet. sonra Has Parti'nin ilk kuruluşunda Has Parti çok idealistti, onu da hatırlayalım. Evet. Ve o noktalarda aslında solla İslamcıların bir dönem, yani özellikle hani Marksist İslamcı, solcu İslamcı arkadaşlarımın böyle hani işte Emek ve Adalet platformu olur vesaire. Tam da o adalet, sosyal adalet noktasındaki yaklaşımlarının çok ortaklığı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu kadar Kur'an okumasının olduğu bir ülkede sence neden bu kadar az gündeme gelen bir konudur? Komünizm alerjisinden ve 1950'lerden bu yana sağ iktidarların getirdiği, mesela bu benim bir sorum olabilir. Veya konformist yaklaşımlardan mı, bütün milliyetçiliğin de üzerinden taşındığı, bilmiyorum ama sokakta sence neden insanlar bu kadar Kur'an okuyup bunları bilip niye uygulamada bu kadar da geri kalırlar? Tam da inançlarına bir şey söylense hiç kabul edilmeden, yani inançlarına bir şey söylemek şey anlamda söylemiyorum. İnanca saygısızlık değil ama bir uygulama ile ilgili işte senin sorduğun gibi hani hoşa gitmeyen. Senin buradaki gözlemin ne? İnsanlarla ilgili ne söyleyebilirsin? Yani öncelikle Kur'an okunduğunu çok düşünmüyorum. Yani metinsel olarak, metni merkeze alarak, Kur'an metniyle tanışmak ve metnin içinden bakmak anlamında kastediyorsak zaten toplumun geniş kesimleri bu anlamda Okumuyor mu? Kur'an okumuyor. Kur'ancı bir çizgide değil. Daha çok atalar dini dediğimiz, daha çok muharref anlayış dediğimiz veya genel işte Türkiye kültürü yani Sünniliğin Eşari ve Mürciye kollarının daha çok belirleyici olduğu, daha diyanetçi, daha saraycı, daha güçten yana, daha devletçi bir anlayış bu anlamda politik duvarlarını bunlar çevreliyor. Ama duygusal, moral kalkış noktalarını ise daha çok işte göklerde yani her yerde olduğunu düşündüğü ama daha çok yukarıda olduğunu düşündüğü bir Allah var ve parmak sallıyor. Birçok şeye kızıyor. O onu kızdırmadığı müddetçe, Allah'ın arayı bozmadığı müddetçe yeryüzünde her şeyi yapabilecek, her şeyi yoluna koyabilecek bir anlayışı var yani. O yüzden namazını kaçırmaz, işte orucunu tutar, gidebilirse birkaç sefer hacca falan gider. Ama işçiyle, emekçiyle, sokakta olanla, ezilenle, yoksulluk meselesiyle ve hatta çevre meselesiyle, ekoloji meselesiyle, işte sularla, dağla, ormanla, elimizden yitip giden dünyanın o ekolojik zenginliğinin yağmasıyla ilgili herhangi bir şeyi yok. Çünkü din burada sadece mezarlıktan geçerken üç kulhü bir Fatiha okumak, gece yatarken tebareke bir okumak, işte zorda kalırsa bir dua okumak şeklinde kişinin, insanların birçoğunun hayatında. Onun dışında İslamcılık sadece ideolojik bir formasyon bu anlamda, politik bir düşünme biçimi idi. O da bana göre AK Parti'den önce, AK Parti'den önce olan biten bütün kötülüklerin suçunu Kemalizme yükleyen, Anladım. mevcut iktidarlara yükleyen ve kendisini mazlum olarak konumlandıran bir yerde idi. Daha sonra AK Parti ile ana akım İslamcılık iç içe geçip, ki burada kimileri İslamcı olduğunu söyledi, kimileri biz İslamcılıktan teberrik ettik, ayrıldık dedi, kimisi gömlek değiştirdik dedi gibi,
Yani herkes de İslamcı, AK Parti eşittir İslamcı demeye çalışmıyorum kesinlikle. Sadece Anlıyorum. iç içelik var burada. Bu iç çeşitlilikten sonra zaten bence insanların kafası çok karışmaya başladı. Çünkü AK Parti'den önce çok tertemiz, mazlum, masum ve efendim işte sahada aslında kendini denememiş, daha sahneye çıkmamış bir İslamcılık vardı. İddiaları vardı, beklentileri vardı ve eleştirileri vardı. Lakin Dünya AK Parti evet. şahsında ve Davutoğlu dönemi şahsında İslamcıların en çok böyle Davutoğlu dönemi böyle iç içe geçtikleri o zamanda işte o zaman yıllardır eleştire geldikleri Kemalizmin sahaya yapmış olduğu o yıkıcı etkiyi yani onlar öyle kodladığı için söylüyorum. Evet. Kendi elindeki iktidardan da aynı şekilde tevarüz ettiğini görünce tabii insanlar şok oldu. Yani kimisi bunu anlamlandırmaya çalıştı. Kimisi bunu tolere etmeye çalıştı. Kimisi bunu reddetti. İslamcılık buysa ben artık Müslüman da değilim diyerek bu sefer İslamcılığı terk etmek, Müslümanlıktan çıkmak şeklinde birçok tepkiyle şimdi Karşılaştık. karşılaşıyor. Fakat hızlı bir şekilde şöyle 15-20 yıl geriye dönüp tekrar şu an bulunduğum yere doğru geldiğimde bizim ilk kalkış noktamız hatırlıyorum. Bu dinin, bu Kur'an'ın, bu İslam'ın anlaşılabilir olduğu şey vardı, gerilimi vardı. Yani biz bu din anlaşılabilir diyorduk. Bizim birlik yani tartışma halinde olduğumuz diğer muhafazakar çevreler bu din anlaşılmaz, bu dini anlamak için bir takım şeyhlere gitmek lazım. Efendim işte bunun yani aracılar koyuyorlardı ve Kur'an'la İslam'la arada bir sürü aracı var idi. Daha sonraki tartışmalar işte bugün içinde bulunduğumuz tartışmalar ama bir 15-20 yıl önce bunlar o Çok daha şekildeydi. şey. Peki o zaman bu bütün bu anladı yani anladığım şey aslında çok araçsal bir din anlayışı. Yani ilk başta söylediğin hani mezarlıktan geçme pratiği hani Evet. demekle yani çok şey bir ona indirgedim ben ama yani çok araçsal bir din. Yani hani bir yaşamın içine girmiş değil ama hani nasıl desem, pratik anlamda kullanalım, öteki dünyaya bir yatırım yapalım gibi bir yaklaşımı var. Bu bana Aynen. biraz şeyi de hatırlattı. Yani aslında Kemalizmin de evreleri var ve onun içinde de aynı araçsallaşmış bir bayrak, araçsallaşmış bir Anıtkabir. Bir yanıyla da o evreleri içinde de çok ilginç bir şekilde dindarlaşan bir devlet, Kemalist devlet. Ama bunu da çok devlet anlayışıyla yapan, böyle kısıtlayan bir nokta var. Peki sokakta sen Kemalistlerle, kendi Atatürkçü diyenlerle, herkes Kemalistim diye geçmiyor mu? Onlarla karşılaşmaların oluyor mu? Oradaki o din anlayışı nasıl ve orada bir samimiyet, samimiyetsizlik, pratik? Çünkü biliyorum ki bir tip Atatürkçü de çok yardımsever de olabiliyor. Ya orada ne Evet. gibi kayan, sokak ne diyor bize bu konularla İlk ilgili? karşılaştığım örnek şu olmuştu. Mersin'de bir derneğin önünden geçiyorum. Kapısında şöyle bir yazı var. Ücretsiz matematik dersi verilir ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Diyorum ki nasıl ücretsiz matematik dersi? Benim bildiğim babam bana matematik dersi, özel ders aldırmak için akşamleyin hesap kitap yapıyor. Burada ücretsiz matematik dersi veriyorlar diye böyle heyecanlanıyordum. Kardeşimi aldım gittim. Şimdi kendisi İngilizce öğretmeni olan Eyüp Ömer kardeşimle birlikte Mersin'de. İkimiz de küçüğüz ama yani ben işte orta okuldan liseye geçmişim. Kardeşim işte benden bir 2-3 yıl daha ufak. Birlikte gittik oranın kapısını çaldık. İçeri girdik. O gün de onların toplantıları böyle buluşma günleriymiş her Perşembe günü. Ondan sonra masaya oturduk. İki küçük kardeş böyle kocaman kocaman insanlar. Biz ücretsiz matematik dersi için gelmiştik dedik. Onlar dediler ki baban kim, anan kim, siz kimsiniz, nerede oturuyorsunuz deyince işte babam din kültür öğretmeni falan lisede görev yapıyor. Deyince onlar bize bir soru sordu. Annen kapalı mı değil mi diye sordular. Ben de evet annem başörtülü dedim. Çarşaflı mı değil mi diye sordular. Sorular derinleştikçe matematikten uzaklaştık. Oysa biz matematik için gitmiştik oraya. Meğersem orası Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bir şeyiymiş. Sonra bize şöyle söylediler. Dediler ki yani biz işte çarşaflı ailesinde çarşaflı olan kişilere burs vermiyoruz. Ondan sonra biz çağdaş, işte laik, Atatürkçü bir çizgide olan yoksul gençleri işte öğrencileri desteklemek istiyoruz dediler. Bizi orada kibarca uğurladılar yani. Ama Evet. sorular hep şey sorulardı, rahatsız edici sorulardı. Yani Tabii işte anlıyorum. baban evde anneni dövüyor mu? Bütün yani o kalıp Çünkü yargıları
kalıplar, tabii, ön yargıların sen hepsi. Sen de biliyorsun ki peygamber 9 yaşında işte Ayşe ile evlenmişti. İşte baban senin küçük yaşta ne diyor gibi falan. Yani orada o küçük bir çocuğun çok anlamlandıramayacağı veya cevap veremeyeceği sorularla buna karşılaşmıştık. Eve gittim ve babama sordum. Bunlar ne diye. Babam da otur anlatayım dedi. Hep böyle böyle yani önce sokakta bir karşılaşma. Babama, babam zaten benim Wikipedia'm gibiydi ya. Baba pedia. Geliyordum ona da soruyordum falan. İlk böyle sokakta öğrenmelerle böyle başlamıştım ama daha sonra Mersin'de biraz Mersin'i de bilmek lazım. Yani Akdeniz hattı bizim genel kıyı hatlarımız daha böyle CHP'li, daha böyle işte emekli CHP'li, daha böyle cumhuriyetçi olduğunu iddia eden, daha böyle Kemalist ve daha muhafazakar karşıtı. Ya benim babaannem de başörtülük sınırlarının içerisinde bir şey olduğu için bizim karşılaştığımız Atatürkçüler öfkeli, kızgın ondan sonra ve muhafazakarlığı veya o muhafazakar halit-i ruhi içerisinde olan insanlarla çok barışık olmayan, onların düşünsel evrenlerinin sürekli kendilerini tehdit ettiği şeklinde düşünen insanlar idi. Yıllar sonra işte AK Parti iktidarıyla onlar şimdi yine bize dönüp diyorlar ki bak geçmişte biz haklıydık, gördünüz mü işte siz de bizimle aynı noktaya geldiniz gibi falan şeyler söylüyorlar. Tabii aynı şeyler değil. Ben daha sosyal adaletçi, daha en aşağıdaki, en alttakilerden, kırılgan gruplardan, dezavantajlı insanların itildiği yerden, daha sınıfsal bir yerden okuma yaptığımız için bana göre düzenin içerisinde bu anlamda Atatürkçüler ve orta sınıf bir muhafazakarlık veya İslamcılık bana göre aslında birisi işi kırmızıya boyamaya çalışıyor, öbürü işi yeşile boyamaya çalışıyor. Ama aslında düzenin çarklarının değişmesiyle alakalı herhangi bir radikal bir değişiklik talep olmadığını görüyorum yani. Evet. Keşke şöyle bir öz eleştiri de gelse. Yani tamam biz söylemiştik peki. Ya ama orada da ben hep şey diyorum. Yanlış saatte günde iki kere doğruyu gösteriyor. Yani sürekli aynı şeyi söyleyince süreçle ilgili bir analiz yapmış olmuyoruz. Bir de keşke de biz de dışlayıcı bir söylem yerine kapsayıcı bir söylem içerseydik diye bir öz eleştiri de gelse keşke diyorum ama bugün geldiğimiz noktada aslında bir çoğulculuk da sanki CHP'nin içinde biraz var ama orta sınıf kısmındaki o ortaklıkla ilgili de çok sınıfsal bir söylem var bence söylediğin ki o bence çok kıymetli. Sınıf meselesi kültürel koduna neyi eklersen ekle Kemalizm veya Müslümanlık neyse işte laiklik veya dindarlık oradaki o başka bir kaypaklık, konformizm falan onu yeniden üretiyor. Şimdi tarlabaşı ile ilgili konuşmak istiyorum. İstanbul'a gelişim ve tarlabaşında aktif olman. Tarlabaşı benim de doktora tezimde saha çalışmamı yaptığım bir yer ve biliyoruz ki aslında tarlabaşı çok yıllardır yani 10 yıllardır damgalanan bir yer. Yani özellikle işte bu eski projelerle beraber yani o Vatan Caddesi ile bağlanmasıyla beraber yok edilmesi, oradaki dokunun, tarihi dokunun yok edilmesiyle beraber de çok sağ muhafazakar partilerin hani cadde geçirdiği yani ve yapısını da bozup oynadıkları bir yapısı var ve oradaki göçmenlere göre benim yaptığım çalışmalarda şöyle şeylerin de dönemlerin de olduğunu biliyoruz. Mesela yoksul insanlar orada yaşarken ve Kürtler geldiğinde göçle ilgili mesela dönem dönem suçla ilişkilenmiş adi suçların oraya yerleştirildiği falan böyle çok maceralı bir tarihi olan bir yer var. Hani tarla başına inebilir misin, girebilir misin? Hani sanki inilecek ve girilecek bir bölge gibi de hani şehrin merkezine dışlanan bir yerdi. O zaman ama Afrikalılar yeni geliyordu. Benim saha çalışmam 2010-12 civarında bitti. Suriyeli göçmen meselesi yoktu çünkü savaş daha yoktu. Farklı göçmenler vardı. Afrikalılar da hiç yok değildi ama ağırlıklı biz Kürt, Roman vesaire onlar arasındaki o daha Türkiye'li iç göçmenler, zorunlu göçle gelenler ve onlar arasındaki o ilişkiyi hatırlıyorum ben. Ama şimdi konuk tanıtımında senin bahsettiğin ve senin içinde çalıştığın tarlabaşı çok uluslararası, ya uluslararası derken bu coğrafya içinde yeni bir yurttaşlık anlayışını da geliştirdiğimiz çok dilli, çok kültürlü bir hali daha da zenginleşmiş bir noktada.
Oradaki dinamiği ve bu benim hani anlattığım hep devlet politikalarının içinde olduğu, gözetimde olduğu ve şimdi mesela Tarlabaşı dayanışma ayrı ama mesela Tarlabaşı toplum merkezini devlet kapamaya çalışıyor. Hep orada işte ya suçla ilişkilenen Kürtler, Afrikalılar, Suriyeliler, Afganlar var veya da işte eşcinseller, travestiler var ve onlar zaten genel ahlaka aykırı diye de o çok ciddi ön yargı ve ayrımcılıkla olan bir nokta var. Ama bir de senin gibi yani sokak aktivistlerinin çalıştığı bir alan var bunların hepsiyle beraber. Devletle karşılaşmalar, insanların direnmeleri, bütün bunlarla şu günle ilgili Tarlabaşı ve İstanbul'un o politikası hinterlandı ile ilgili ne söyleyebilirsin? Şunu da söyleyeyim, bütün bunları söylerken benim bahsettiğim çıkılan İstiklal Caddesi de Tarlabaşı'ndan geçilen çok daha çoğulcu bir yapıydı. Şimdi sanki daha orada da bir Arap turist orta sınıfına hitap eden, yani yoksul göçmenine değil tüketimine hitap eden bir dokuya da büründü. O anlamda o Kinterland ile o merkeziyle bağlantısı, şu andaki dinamikleri nasıl Tarlabaşı'nın? Biliyorsunuz ki ortadan bir cadde geçiyor. Bu cadde çift yönlü gidiş gelişli araçların kullandığı bir cadde. Evet. Bu caddenin bir tarafı İstiklal'e bakar. Taksim İstiklal tarafına bakar. Bir tarafı Tarlabaşı, Dolapdere, Kurtuluş tarafına doğru bakar. Caddenin bir tarafı çok ışıklı, aydınlık, can canlı, gece kulüplerinin olduğu, meyhanelerin olduğu, restoranların olduğu, efendim kitap evlerinin olduğu ve işte birçok esnafın yer aldığı çok canlı bir yer. Bir tarafsa bağrını herkese açmış. Yani içinde suçlu, suçsuz, suçlu derken yani tırnak içinde kullanıyorum. Tırnak içinde suçlu. Evet. Evet yani çünkü suçlu ben onu biraz çok tartışmalı buluyorum. Yani kime göre neye göre evet. Suçlu? Suç ne? Yani suç ne ki suçlu ne gibi birçok tartışma ama burada girmek istemiyorum ama tırnak içinde söylüyorum yani. Bir de pardon orada işte, pardon orada şeyi de söylemek lazım. Bu bambaşka bir konu dediğin gibi ama devletin suç dediği şeyle olan iş etkileşimi ya, ve bunu alan açması, kriminalizasyonu evet. Evet. Ya kriminalize edilmiş bir sürü insan var. Onların evet. hikayelerine dokunduğumuz zaman da başka şeylerle karşılaşırız. Yani o yüzden tırnak içinde söyledim. İşte Türkiye'li veya Türkiye'li olmayan, Karadenizli, Güneydoğulu, efendim işte Batılı insanların da olduğu, ondan sonra kimsesizlerin, evsizlerin cezaevinden çıkmış ve gidecek yeri olmayan insanların olduğu, ucuz ev ihtiyacı, barınma ihtiyacından dolayı orayı tercih etmiş, kendini hiç de oraya ait hissetmeyen insanların olduğu veya kendini oraya ait hisseden insanların olduğu bir muhit, bir çevre orası ve çok canlı, çok dinamik bir yer. Şehrin de göbeğinde yer alması hasebiyle. Lakin yıllar önce sokaklarda kalan, kar yağmaya başladığında, soğuk kış şartlarında biz bir misafirhane, bir ev tutmuştuk orada. Birkaç arkadaşla birlikte. Tarlabaşı dayanışmadan arkadaşlarımla. O tuttuğumuz evin içerisinde sokakta kalan temas halinde olan yaşlılar vardı. Bunlardan bir iki tanesi kadın, birkaç tanesi erkek ama gerçekten sokakta kalırlarsa kendine bakamaz. Öz bakımlarından yoksun insanlar idi bunlar. Eve koyduk ve misafirhanemize yerleştirdik. Dedik ki biz sizden hiçbir şey istemiyoruz. Burası bir misafirhane. Sizler de bizim annemiz babamız sayılırsınız. Allah ne verdiyse burada birlikte paylaşalım dedik. Daha sonra aramızda bir arkadaşımızın önerisiyle ya bunu kaymakama da açalım. Nihayet bunlar yerel yönetimler. Gidelim ve durumu paylaşalım. Biz böyle bir şey yapıyoruz diye. Deyince olur tamam gidelim dedik o arkadaşımızın önerisiyle. Gittik ve kaymakam bize çok kızdı o zaman. Yani daha konuyu açar açmaz bizi azarladı. Yani dedi ki siz dedi ne yaptığınızı sanıyorsunuz dedi. Çok da güzel bir şey yapmışsınız gibi bir de kapımı çalmışsınız bana geliyorsunuz dedi. Sizin dedi yaptığınız şey dedi İstanbul'u cazibe merkezi haline getirmektir dedi. Siz dedi Anadolu'nun yoksullarına ve Afrikalılara işte Suriyelilere diyorsunuz gelin size biz bakarız diyorsunuz dedi. Derhal bu evi kapatın ben böyle bir şey duymuş olmayayım ve bu insanları buradan gönderin dediler. Ben de böyle sordum dedim ki nereye gidecek peki bu insanlar nereye gitsinler yani. Nereye giderlerse gitsinler kardeşim Esenyurt'a gitsinler, Halkalı'ya gitsinler, Avcılar'a gitsinler. Ya tarihi İstanbul'un içinde böyle şey olur mu arkadaşlar akıl var mantık var falan diye. Yani yerel yönetimlerdeki bir insan bakış açısı buydu. Onun nezdinde o evler, o tür dayanışma ağları İstanbul'u cazibe merkezi haline getiriyor. Peki bu insanlar nereye gitsin?
Bu insanlar Esenyurt'a gitsin. Orada olsunlar ama gözümüzün önünde olmasınlar. Böyle bir şey vardı. İkincisi bana şöyle bir şey söyledi o kaymakam bey. Biz dedi Tarlabaşı, Taksim bu bölgeyi dedi Arap turizmine yönelik dizayn ediyoruz. Burası oteller moteller bölgesi olacak dedi. Buraya bir sürü turist gelecek dedi. Turist dedi bu insanları görürse kaçar kardeşim, siz ülkenizin kazanmasını istemiyor musunuz dedi. Tam milliyetçi bir yerden, böyle kapitalist, milliyetçi. Böyle bir yerden yaklaşan bir yerel yönetim biriyle o zamanlar muhatap olmuştum. Aynı şekilde sahada karşılaştığımız polislerin, memurların içerisinde halden anlayan, insanların ezginliğinden, yalnızlığından, çaresizliğinden anlayan ve destek olmaya çalışan, irade koyan insanlar olduğu gibi bu durumu suistimal edenlerle de karşılaştık. Doğrudur. Yani işte kendi içerisinde nöbet borsası satan, yani o bölgede geceleyin nöbeti 20 milyar, 30 milyar. Yani birisine verdiğinde Allah bin bereket versin. Yani bir dakika, o nöbeti derken... O bölgede yapacağı yiyeceği rüşvetler, o bölgede göz yumacağı hadiseler, kimine yol verecek falan haliyle o maaşın kat kat üstünde zaten gelire sahip. Yani bunu güvenlik güçleriyle ilgili söylüyorsun. Tabii canım, aynen. Evet, tamam. Aynen. Ama bu bütün güvenlik güçleri böyle anlamda söylemiyorum. Değil, bunu suistimal eden, evet, bunu suistimal eden, işte bu durumu kullanan vardır. Zaten o kurum kendi içerisinde bu insanlarla ilgili disiplin şikayetler olup disiplinler şeyi başlatıyorlardı. Ama sahaya yansıması anlamda, yani anlıyorum. İşte madde, uyuşturucu bu kadar şey nasıl gezebiliyor buralarda? Yani bu kadar güçlü nasıl geziyor? Hı. Efendim evsizlik, şiddet mesela bu kadar kolay nasıl karşılık buluyor? Yani bunun arkasında bu konulara göz yuman kurumlar ve yetkili kişiler olmasa bu böyle olmaz. Hatırlarsanız eskiden kapkaç vardı. Bıçak keser gibi nasıl bitti? Hı. Yani bir şey oldu bitti. Çünkü toplumsal tepki çok yükseldi. Hı. Ve artık Kapkaç'ı terörle eşdeğer tutacak şekilde bir yasal düzenleme getirildiği için bu bıçak keser gibi kesti yani. O yüzden bir şey kesilmiyorsa ve orada hala var olmaya devam ediyorsa biz bunun arkasında bundan beslenenleri ararız. Yani sokağa biraz bilen birisi varsa bunu görmüştür mutlaka yani. Bu olmaksızın sokakta takılanlar. Olmaz. Bu olmaksızın, yani işin burasına bakmaksızın sokakta takılanlar yoksulluk turizmi yapmaktadır. Fakir fukara turizmi yapmaktadır. Evet. Hayvanat bahçesine girer gibi yoksulların evlerine ziyaretler yapıp işte öyle. Gıda kolileri bırakıp efendim işte yardım kartları falan bırakıp fotoğraflar çekip yardımlarınız yerine ulaştı inşallah maşallah elhamdülillahlarla. Ondan sonra bu gecede kafamızı yastığa huzur içinde koyacağız takılan insanlar. Ama çelişkiyle yüzleşmek sınıfsal olur. Ondan sonra cinsiyet çelişkisi yüzleşmek olur. Efendim şiddetle olur ve uyuşturucuyla olur. Yani bununla yüzleşmeksizin böyle tatlı su şeyi evet, gibi, dayanışması iyilik diyelim. Meleği gibi, tabii iyilik meleği, işte kahraman, iyilik meleği falan. Bunların hepsi aslında abdestli kapitalizm diye Ali Şeriat'in ismini koyduğu o düzenin içerisinde suya sabuna dokunmaksızın sadece zenginlerin vicdanla seslenip onlardan gelecek olan yardımı yoksullara indiren, arada da oralardan pay alan ara komisyoncu yardım işleridir yani. Evet, ben şeyi hatırlıyorum, benim sağ çalışmamda da kadınlardan bir tanesi kendi çevresiyle ilgili ama suçla ilişkilenen diyelim kriminal olaylarla şöyle bir şey demişti bir kere. Bizimkiler iyi bir rüşvet vermediğinde içeri alınıyorlar. O zaman akşamları rahat uyuyoruz demişti. Yani aslında herkesin de bir hayat bilgisi var orada. Şimdi çok zamanımız daraldı. Çok da keyifli gidiyor sohbetimiz. Son bir soru sormak istiyorum. Şimdi kutuplaşma her yerde var. Bunu biliyoruz. Sokaktaki kutuplaşma nasıl ve orada o kutuplaşmayı aşmanın yolları, imkanları sokakta var mı? Bu nasıl sağlanabilir veya son olarak bunu sorayım. Yani sokaktaki kutuplaşma kutuplaşma tabii ki var. Yani bu kutuplaşma bölgecilik olarak var. İşte Karadenizli, Mardinli olur. İşte Örtüsel olur. İş konusunda var. İşte kağıtçı mesela, gündüz kağıda biz çıkacağız, gece siz çıkacaksınız. İşte falan gruplar kağıda şu günler çıkacak. Çöpün
katı atığın en çok çıktığı günlerde kağıda falanlar çıkar, filanlar çıkamaz gibi mesela. Mesela Kürtlerin ve Romanların yoğun yaşadığı bir semtte tam kesişim olan bir sokağın girişinde mülteciler buraya giremez duvar yazısının fotoğrafını çektiğimde 10 yıl önceydi. Daha ortada Suriyeliler yeni yeni gelmeye başlamıştı yani. Haliyle kutuplaşma, bunu reddedemeyiz. Mesleki kutuplaşma, bölgesel kutuplaşma, efendim işte memleket kutuplaşmaları gibi gibi. Rekabeti sınıfsal anlamda da bu böyle. Fakat bu kutuplaşmayı aşacak şey, biz mesela idealist yaklaşarak tabandan tavana doğru bir aşma yolu arıyoruz ama bu kesinlikle yukarısıyla alakalı bir şey. Yani toplumun altını daima karışık tut ki üst rahat etsin. Evet. Hali ne kadar karışık olursa üst o kadar rahat eder. O yüzden kesinlikle kutuplaşmayı aşacak bir birlik, beraberlik, bu anlamda ezilenlerin kendi içerisindeki dayanışmasını da arttırma anlamında bir çözüm yolu arıyor isek mutlaka dikkatimiz yukarıda olmalı. Yani biz insanlarda olmalı, kurumlarda olmalı. Aşağısı niçin karışık derse kesinlikle bu yukarısıyla alakalı. Aşağısı tertemiz, masum, toplum kendi tabanından hiçbir şekilde kirlilik üretmiyor, efendim faşizm tabandan gelmiyor anlamında söylemiyor. Anlıyorum. Elbette yeryüzünde bütün toplumların kendi içerisinde cahillikleri, hastalıkları, yani tabandan neşet eden şey elbette var. Ama bununla birlikte o topluma sağduyuları, toplumsal ananeleri, iyilik birlikleri, kardeş inançlıkları, komşulukları gibi çok güçlü de değerler var. Bugün o çok güçlü değerlerin sokağa, topluma, o kutuplaşmalara ulaşıp onu içerip burayı emip buradaki darbeleri ve zararları yok edemiyor olmasının sebebi herkes kendi canının derdine düşmüş. Yani insanlar ertesi gün ne yiyeceğini bilemiyor iken komşusuna nasıl el uzatsın? Bu anlamda biz mesela Tarlabaşı dayanışma olarak açmış olduğumuz Ramazan iftar sofralarında yemekten sonra, iftardan sonra, namazı kıldıktan sonra duamızı bir Hristiyan Afrikalı kardeşi namazı da mümkünse akşama kadar sağ satarak, efendim işte kemer satarak, inşaatlarda çalışarak, ertesi gün kirayı nasıl çıkaracağı sitesiyle yaşamış olan göçmen, emekçi bir Afrikalı Müslüman kardeşimize kıldırmaya çalışıyoruz. Onun arkasında biz saf tutuyoruz. Buradan vermek istediğimiz mesaj da şu: toplumun içerisinde en aşağı itilen, yani en ezilen, en görünmez kılınan kişi kimse, onu çıkarmak. Çünkü babamın dizinin dibinde onunla birlikte edindiğim bilinçte Maun suresinin içerisinde, mesela Kur'an-ı Kerim'de Maun suresinde miskin diye bir kelime geçiyor. Yani yetimi, yoksulu ve miskinin korunmasına yönelik. Miskin kelimesiyle ilgili sağ olsun hem İhsan Eli Açık'tan hem Mustafa İslamoğlu'ndan ve farklı tefsirlerden, işte Seyyid Kutuplardan, Mevlidilerden, yani birçok okumalarımızdan edindiğimiz şey oldu ki miskin Türkçe'de anlam kaymasına uğramıştır. Yani böyle mıymıntı, ondan sonra böyle mik mik mik, hiçbir şey yapmak istemeyen, yerinden kalkmak istemeyen tiple miskin derler biz. Ama kelimenin kendi coğrafyasına gittiğimizde miskin, sekinet, sükun bulma, sessizleşme, mesakin, yani hem onurundan, gururundan dolayı sesini çıkaramayan, hem de ezilmişliğinden dolayı ses veremeyen kim, o sessizleri de bulmak ve onların haklarını savunmak, yaşamı ve hakkı onların şahsında savunmak anlamında miskin kelimesi benim için çok ayırt edici bir şey idi. Anlıyorum. O yüzden şimdiki sürecim, hem İstanbul'daki süreçte sessizleşmiş, herhangi bir STK'sı olmayan, derneği olmayan, mecliste veya toplumsal alanda temsiliyet düzeyi olmayan kişi ve çevreleri bulmak ve savunmak, STK çevresi, partisi, pırtısı, milletvekili olan çevrelerden çok daha elzem idi. O yüzden olabildiğince görünen ezilenlerin değil, görünmeyen, daha aşağı itilenlerini bulmak ve onlarla birlikte var olmak, öğrenmek, dönüşmek, değişmek ve hak dediğimiz meseleyi tartışmaya buradan başlamak gerektiğini düşünerek yönelmiştik. O yüzden bu sofralarda Afrikalı kardeşlerimiz
Suriyeli kardeşlerimiz, farklı halklardan gelen insanlar ve bizim insanımız, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ama ötekileştirilmiş, dışlanmış insanlarla birlikte biz o sofraları açmaya başladık. Ve sonra orada şunu söylemeye başladık. Dedik ki lütfen yalnızlığı övmeyin. Mesela şöyle şeyleri ben çok görüyorum. Ben o kadar ilkeli bir adamım işte veya o kadar ilkeli bir kadınım, çok cesurum, acımam, babam bile olsa gerçekleri söylerim. Sonuç işte ben o yüzden yalnızım. Ya kardeşim bırak bu yalnızlık örgüsünü. İlkeleri olan insanlar işte bu topluma daima yalnızdır falan. Böyle bir yalnızlık örgüsü var. Biz diyoruz ki yalnızlığın modern insanın şeysi, estetize etmesi o yalnızlığı. Çok problem. Tabii yani yalnızlığı övmeyin. Yani örgütlü olun. Örgüt kelimesi sizi rahatsız ediyorsa örgülü olun. Bu saçın örülmesi gibi. Yani dostlarınızla, arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle örgülü olun. En az 3 kişiyle örgülü olun. Birbirinizi yalnız bırakmayın. Birbirinizi bankaların kucağına bırakmayın. Mümkünse birbirinize faizsiz borç verebileceğiniz arkadaş topluluklarınız olsun. Bu tür yapılanmalar üzerine kafa yorun. Yani birbirinizi korumaya, kendinizi korumaya bakın. Çünkü dışarıda siz kendinizi korumazsanız iki şey kapınızı çalacak. Bunlardan birincisi banka. Mutlak surette borçlanacaksınız ve ağzınızın tadı kaçacak. İkincisi de uyuşturucu. Seni bulmazsa çocuğunu bulur, çoluğunu bulur. Çünkü uyuşturucu da dışarıda eskiden Yeşilçam filmlerinde gördüğümüz zengin ailelerin çocuklarını tehdit eden bir şeydi. Şundan 15-20 yıl öncesinde. Şimdi öyle değil. Şimdi çok ciddi İslamcı, yani toplumda tanınır olan, medyatik olan, tanıdığımız insanların çocukları bugün madde bağımlısı olmuş halde bize geliyorlar ve çözüm yolu arıyoruz biz birlikte. Tarlabaşı dayanışmanın çünkü çalışmalarından bir kısmı da madde bağımlılarıyla dayanışma. O yüzden iki şey kapınızı çalar. Birincisi derin yoksulluk ve borçlanma. İkincisi uyuşturucu. Çok haliyle bu olmasın diye yalnızlığı övmeyin. En az 3 arkadaşınıza, kardeşinize örgütlü olun. Bunalıma girecekseniz bile yalnız girmeyin. Grupça bunalıma girin. Grupça çıkın. Arkadaşınız için sonra deyin ki biz kolektif olarak bunalıma girdik ve birlikte çıktık diyebilin. Ayakta kalmaya bakın. Çünkü şu an içinde yaşadığımız zaman ve evren kesinlikle insanların birlikte hareket etmesindense herkesi yalnızlaştırmış, bireycileşmiş, 1+1 evlerde çürümeye mahkum etmiştir. Maalesef. Biz de bu mesajı işte tarla başından vermeye çalışıyoruz. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve dayanışma halinde olduğumuz diğer gruplarla birçok, çünkü ortak hareket ettiğimiz insanlar var. Onlarla birlikte bu mesajı bayraklaştırmaya çalışıyoruz yani. Çok teşekkürler valla, ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Çünkü bu çok önemli. Bir sözü geldi yani aklıma, düşünür kendisi akademisyen. Hani mağdun konuşabilir mi? Konuştuğunda mağdun olabilir mi? Yani çünkü aslında konuşabilmek, söz söyleyebilmek ve ötekileştirilen için iktidara ulaşma, o kanalın içine bile girebilme. Siz buna ulaşamayana alanı açmayı hedefliyorsunuz yaptığınız çalışmalarla, siz ve arkadaşlarınız. Bunlar çok önemli şeyler ve tabandan toplumu çok dönüştürmek. Çok özür dilerim. Belki bir parça şu. Başkasının adına konuşmanın haysiyetsizliği diye bir kitapta yayınlanmıştı. Evet, bu anlamda ezilenin sesi olmak, garibanın sesi olmak gibi bir şey değil. Onu alan açmak. Çünkü biliyorum. Dolayı, biliyorum. Ezilenin, garibanın kendisi biziz zaten. Ya ben her şeyden önce işçi, emekçi bir insanım. Bazen işsiz kalıyorum, bazen çalışıyorum ama birlikte mesela şöyle bir şey oldu. Son örnek onu vereyim. Tarlabaşı dayanışmada daha önce ayaklarından yürüme konusunda sıkıntı çekip de ameliyata ihtiyaç duyan bir Afrikalı kardeşi, maddi olarak da bizi zorlayan bir ameliyattı. İmece usulüyle dayanışma yolunda çözdük. Bu kardeş ameliyatın oldu. Ameliyattan sonra koşabilir, yürüyebilir hale geldi. Çok ve daha güzel. Sonra bu kardeşimiz çalışmaya başladı. Ve aldığı maaştan $100 bir para getiriyor. Tarlabaşı dayanışmada işte Urfalı Mehmet isminde bir arkadaşım, yoldaşım var. Hanımıyla, Fatma ablamla birlikte işte Yasir, Muhammed Sıddık, birçok arkadaşım böyle bu çalışmanın içerisinde bize getirdi bu parayı. Anlıyorum. Mehmet abiye getirdi ve dedi ki ben dedi sizin vesilenizle işte ameliyatım oldum. Bu da benim kazandığım para, $100. Yani bizim için küçük bir para ama onun için çok büyük para. Tabii, yani tabii. Yani $100'la bugün kimse hani
şey Tabii olmaz zengin yani. olmaz ama bir şeye bir Ama çocuk eksiği onu kapar. getirdi ve getirdi onu Mehmet abiye teslim etti ve dedi ki baba senden Toparlamamız ricam. lazım mesela. Hemen toparlayayım. Senden ricam. Bunu da bir ihtiyaç sahibine Çok güzel. benden sen şey. Buradaki şundan bunu paylaşmak istedim. Burada veren alan ilişkisinden ziyade yardım görenle yardım edenin aslında birbirinin içinde eridiği, eşitlendiği bir Bir ortamı uzağı, bir yaratmak çok uzayı önemli. arıyoruz biz. Anlıyorum. Aynen. O Anlıyorum. yüzden yani bu ses bizim kendi sesimiz. Herhangi birinin Anlıyorum. sesi değiliz bu anlamda. Tamam. Ve ben de buradan bizi seyreden, bizi izleyen herkese çok selam ediyorum. Yani mümkünse Çok kimse kendisini hem yalnız teşekkürler. bırakmasın, hem de çevreleriyle yatay dayanışma anlamında mutlaka dostlarla, arkadaşlarıyla birbirlerini yalnız bırakmamalarını öneriyorum. Bu yükselen kiralarda, bu yaşamın her Allah'ın günü zorlaştığı bu zamanda, yani ben görüyorum ki kimsenin İslamcılığı, solculuğu, sağcılığı, Atatürkçülüğü Kalmadı falan artık. Evet, kalmıyor. hepimiz Yani ekonomik şeyin insanlar tek bir içindeyiz. şeyi Doğru. düşünüyor, intihar. Çok ciddi şekilde bu Doğru. Doğru. herkes Gündemimize artık bunu gelecek. konuşmaya başlıyor. O yüzden Doğru. birbirimizi yalnız bırakmayalım. Yaşama tutunacaksak birlikte tutunalım Evet, istiyorum. evet, Son mesajım evet. da bu olsun. Tamam. Çok teşekkürler sevgili Kadir Bal. Size ve arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler Çok teşekkür katıldığınız için. ediyorum. Çok Çok sağ sağ olun. olun. Hürmet Çok ediyorum. sağ olun. Saygılar. Teşekkürler. Evet, değerli Artı TV izleyicileri, bir dinamik programımızın daha sonuna geldik. Haftaya başka düşüncede buluşmak üzere. Hoşça kalın.